Biliyorsunuz ki Beşiktaş son şampiyon Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupayı kazandı. Tabii ki bunun üstüne bir Beşiktaş rebildi yapmamız lazım. Yani hasta olmama rağmen yapacağız. Çok kötüyüm. Amacımız şu. Son 2 sezondur şampiyonluk yarışında hep Galatasaray ve Fenerbahçe'yi görüyoruz. Burada hedefimiz Beşiktaş'la beraber önümüzdeki 3 sezon içinde şampiyon olmak. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geçmek istiyoruz. Yani aslında mutlak amacımız önümüzdeki 3 sezonda alabildiğimiz her şeyi kazanmak. Avrupa olur, Süper Lig şampiyonluğu olur her şeyi istiyoruz. Bayağı abi serbest kalma bedeli var bu arada. Bu nedir abi? Hepsini bir şöyle sıfırlamaya çalışalım. İlk sezon sadece bir stoper istiyorum ya. Stoper alarak başlayalım. Sonraki sezonlar bakarız. Şöyle bir devri çeker miyiz? Tam bize uyar sanki 21 milyon euro piyasa değeri var. Sanki şöyle birilerini verip falan devri çekebiliriz gibi duruyor. Dur bakalım. Umarım çekebiliriz. Daha 31 yaşında hani oralı da düşmeyecek. 15 milyon euro artı oyuncu değişimi stoperlerden verelim. Tayyip Talha ne diyorsunuz? 21 milyon euro diyorsunuz. Hocam 15 küsür verebilirim. Stoperlerden Montero'yu veririm bir de. 21 diyorsunuz. Olmaz. O zaman Juventus'tan Danilo'ya gideceğiz abi. Yazamıyorum. Danilo aynen. 17 milyon euro alabiliriz. Tam bizim bütçemiz kadar bir oyuncu. 15 milyon euro artı oyuncu vereceğim çünkü maaş bütçem yetsin istiyorum. 22 istiyorlar. Ulan devriden fazla para istiyorsunuz. Şaka mısınız abi? Dalga mı geçiyorsunuz ya? Ona anayı vereyim hadi. Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi abi ya. Düşünmek için zamana ihtiyacımız var diyor. Kafayı yiyeceğim ya. Stoper alamıyorum. Anıyoruz. Bu arada Semih Kılıçsoy'a bir sol kanat mevkisi verelim abi. Semih 4 haftada oluyormuşsun. Tamam. İleri diyeceğiz. Danilo 22 milyon diyorlar ya. işinize bakın ya. Kudelj gel bakayım. Gel bakayım. Sevilla'dan gel bize. Seni alabileceğiz gibi duruyor. Başkasını alamayacağız gibi duruyor. Anca seni alacağız abi. Düz 12 milyon euro önereceğim. Kabul edin gelsin. Tamam 12.5. Tamam abi. Başkasını alamıyoruz ya. Sinirlendim yani. Harbi sinirlendim. <laughs> Babanın saça bak. <laughs> tamam gel gel. Gel serbest kalma bedelini yoksa. Tamam abi gel. Baba fena ya. Stil fena. Bu arada toplulukta hep anketler yapıyorum. Mesela geçen gün maçtan sonra hangisi gelsin diye bir anket yaptım. 70 bin kişi katılmış. Çok teşekkür ederim. Anketi Galatasaray Herkes Satılık videosu kazandığı için ilk o videoyu attım. Beşiktaş 10 sezon yapmamamın sebebi de arkadaşlar. Yani sonuçta amacımız ve hepimizin istediği şey Beşiktaş'ın imobileli, Rafa Silvalı halini görmek. E 10 sezon rebuild'i yaparsak da bu imobileler falan bırakacak. Bu yüzden böyle 3 sezonluk bir şey yapmanın daha güzel olacağını düşündüm. Ve şimdi onu çekiyoruz. Bu arada videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Tabi desteklemek istiyorsanız. Ayrıca 1 milyon aboneye de çok çok az kaldı. Ee, abone olursanız da beni mutlu etmiş olursunuz. Aa transfer dönemini kapalı yaptığımız için yarıda gelecek adam. Doğru. İyi yarıda gelsin. Tamam. Ozan Ocak 1'e doğru bir hep beraber gidelim. Mevcut kadroyla Ocak 1'e doğru gideceğiz. Ondan sonrasına bakacağız. Tamam abi. Ulan diyorum ben de niye gelmedi bu adam. Bu arada 4 hafta geçtikten sonra Semih Kılıçsoy'un mevkisine bakalım. Onu unutmayalım. Ligde şampiyonluk istiyoruz. Gelir mi be? Gelir mi? Ha? Ah yenildik yapma Dur bekle Semih Kılıç soyumu hemen şey yapayım orada 69 overla gelecek Gelmedi lan niye öyle oldu 68'de kaldı sen ters kanat çalış reis Sen ters kanat çalış Tamam takım güzel gözüküyor Takım iyi gözüküyor abi. Şöyle bir Ocak 1'e gidelim. Avrupa'da gruplardan çıkarsak müthiş olur. 2-1 yenildik yapma. 0-0 abi ligde kötü skorlar alıyoruz. 3 maçtır kazanamıyoruz ya. Bu arada bak Beşiktaş videosu çekiyorum diye siyah beyaz giyindim bu detayı da gözden kaçırmayın aman. Leverkusen'e yenildik. Baba ne oluyor ya? Galatasaray'a yeniliyoruz. Ne oluyor? var şampiyonluk yarışı içinde olalım. Hadi abi hadi abi. Abi Leverkusen'e ikinci maçta da yenildik. Sürekli paso yenilmeye başladık. Ne oluyor ya? Alanya'yı yendik. Molde. Molde'yi yeniyoruz. Fenerbahçe deplasmanda yenildik abi. Kötü geldik ocağa kadar he. Hiç iyi gelmedik ben size söyleyeyim. Hiç iyi değiliz abi. 4. yüz ligde Galatasaray'la Fenerbahçe şampiyonluk yarışında biz bayağı aşağıdayız. 32 puandayız. Onlar 44-46. Hiç beklediğimiz gibi başlayamadık. O biraz üzdü açıkçası. Neyse Gudelj'imiz gelmiş. Onu hemen koyalım. Sana stoper vereceğim reis. İki haftada oluyorsun tamam. Saçını da düzelt be oğlum be. Burası Beşiktaş ya. O nasıl saç abi? Galatasaray maçı. Bir bir berabere kaldık. Abi biraz kazanalım. Biraz bir şeyler yapalım ya. Hadi abi hadi baba. Bu Delcim mevki geldi mi? Tık geldi tamam. 80 orula çıktı. Bu arada Semih 72'ye mi yükselmiş? Ben gö Şaka mı? 72'ye yükselmiş. Helal olsun Semi. Adam ya. Bu arada Ersin Destanoğlu Mert'in overall'ını geçmiş ha. Olaya bak. Seneye belki bir yabancı yüksek ovrul kaleci alırız bilemiyorum. Oyunda biliyorsunuz kalecilerin önemi fazla. Normalde bana kalsa ben Mert'i oynatırım full. Ama işte oyunda mevzu böyle değil. Yaşlanınca overall da düşüyor. Bence ee, bu kariyer modunda kalecilerin overall'ları normal oyuncular gibi düşmemeli abi yaşlandıklarında. Ya böyle olmaz yani. Neyse. Avrupa'da Milan'la eşleştik. Tamam. Hadi abi eleyelim Milan'ı. İlk maç berabere kalmıştık. 4-2 elediler bizi. Leo'ya karşı falan nasıl direnelim abi? Sıkıntı yani. Ayın oyuncusu aday listesi gözüktü falan derken. Ligde hep arada bir beraberlik alıyoruz. Ben bu takımı şampiyon yapacağım ama ya. Kafaya taktım. Harbi kafaya taktım yani. Gel bakayım oğlum gel. Ne oldu şimdi ligde? Dördüncüyüz tamam. Gerçek hayata benzer bir. Yani geçen sezona benzer bir tablo. Sadece Galatasaray yerine Fener şampiyon oluyor. Zira Türkiye kupasını Galatasaray almış. Şampiyonlar kupası bu hazırlık maçlarıydı. Avrupa ligini kim almış abi? Liverpool almış. Biz Milan'a önelemede elendik. Zaten gruplardan ikinci çıkmışız. Leverkusen olmasa birinci çıkardık abi. Yapacak bir şey yok. Ligde gol krallığı durumunda oyuncularımız ne yapmış? Rafa Silva 28 golle gol kralı. Asist kralına sen Maxim Şimanski, o Manaj diye gidiyor. Bizden kimse yok ilk 15'te. Gol yenmeyen maçta da kalecimizi göremiyorum. Ersin Destanoğlu Mert yerine bayağı oynamış. 9. olmuş. Eyvallah. Yeni sezonda bu işleri değiştireceğiz biraz. Bakacağız artık. Rafa Silva 30 gol 6 asist. Immobile 12'ye 5. Immobile daha iyi olabilirsin. Abubakar 9 gol 3 asist. Yedeklerden yapmış. Semih Kılıçsoy 6'ya 2. Raşit Raşitsa 5'e 3. Can Keleş Beşiktaş'ın bu sene yeni transferlerinden biri. 4'e 6. Getson, Almusrat'in bu hepsini görüyorsunuz. Yeni sezonda dostlar biraz yapılanmaya gideceğiz. Yani belki kaleciyi değiştiririz. Bir şeyler yaparız bakalım. Hemen yeni sezona geçiyoruz. Videoda oynadığım yamayı oynamak için yama yapımcılarının YouTube kanalını ziyaret edebilirsiniz dostlar. Aynı zamanda PES 2021 için de bir yama yapmışlar. Kesinlikle bakmayı unutmayın. Linki zaten açıklama kısmına bırakacağım. Bence girmişken adamların YouTube kanalına abone olursanız da güzel olur. Abi şampiyon olmak için bir kaleci net almamız lazım. Paulista'nın overall düşmüş onu değiştirmemiz lazım. Bir de bir sağ kanat almamız lazım diye düşünüyorum. Şimdi şöyle kimleri satabiliriz bir bakalım. Immobile'yi falan satmam. Abi bakar zaten transfer listesinde. Raşita'yı eklemeyelim abi. 5 milyondan ne olacak? Bunun yerine onan satarız daha mantıklı olur. Paulista'yı o da yedek olarak kalsın mı? Satalım ya. Overall çok düşmüş abi. Kole ile aynı overall'a gelmiş adam. Başka da satılacak biri yok gibi duruyor. Hacı için 6 -800 veriyorlar. Güzel. Onu hemen bir satmaya çalışalım. Fener'le Galatasaray da istiyor. Ne var abi bu adamda bu kadar? Neyse ben İngiltere'ye satmaya çalışacağım onu. Abi bakar Arabistan'dan teklif kabul ediyoruz. Kim gidiyor? Hacı Ahmetovic gidiyor. Güzel. Abdullah Aydın'da kiralık verdik Kocaeli Spor'a. Onana o da Braga'ya gidiyor. Tamam lista için bir teklif var kabul edeceğim ikisinde. Musrati için 27 milyon kabul etmeyeceğim. Abubakar için 15 milyonluk bir teklif var. Araplardan fazla para vermiş İspanyollara. 40 milyon iyi iyi paramız var ha. Bu paraları düzgün yerlere harcamamız lazım. Abubakar da gitti. Nereye gitti? Al Hilal'e mi öbür tarafa mı? Al Hilal'e gitti. 2 milyon az kazandık. Ben ne bileyim abi Araplara iyi para verdi diye düşünmüştüm ya. Fulun maçını şöyle simüle edelim. 4-0 yendik Fulum'u. Şimdi abi Ersin 77'ye gelmiş. Biz daha yüksek bir kaleci almamız lazım. Kastelis olur mu be bize? Kastelze ne diyorsunuz? Acayip gider bence bize. 18 milyon euro diyor. Fazla para ama. Kastelze gideceğime Somer'e giderim abi. Somer'e hep böyle bir Türkiye'ye yazıyorlar. Inter'den sonra belki gelir yani. Ki iki sezon oynayacak bizde. Çok da düşmez overall diye düşünüyorum. 10 milyonu alalım. Daha ucuz bir seçenek. Da 8 milyon bile versek sanki alırız gibi. 11 diyorlar. Tamam. 8-700 vereceğim. 11-700. Ulan birazcık pazarlık yapın. Herifin artık ahı gitmiş vağı kalmış 35 yaşında ya. <laughs> Düşüneceğiz diyor. Ulan siz ne 3 kağıtçısınız abi sinirlendim mi ya. Pahalısı gitti güzel. 11700 diyorlar illa. Bir daha görüşeceğim. 11700 olmayacak. 11600 olur ama 11700 olmaz abi. 10 milyon 700. Tamam. 11700'e taktım kafayı. Onu istemiyorum yani öyle olmasın. Allah Allah ya. Maaşını da şöyle ayarlamış oğlum. Somer, Beşiktaş'a hoş geldin. Hayırlı olsun. Artık sen de bir kara alsın. Bence bu müthiş oldu. Şimdi bir tane stoper alalım. Kaç paramız kaldı? 43. Jimenez 29 yaşında 30 milyon euro değeri var. Sanki alır mıyız ya bunu? Beşiktaş'a da yakışır. Güney Amerikalı futbolcular Beşiktaş'a yakışıyor bence. 31 milyon euro. Dur bakayım. 30 milyon 500 bir önerelim. Tam piyasa değerini önereceğim. 38 diyorlar. Bunu alırsak başka para kalmayacak. Satışlara bakacağız. 3900 diyeceğim. 36 diyorlar. 32-9 32900 diyeceğim. 36 diyorlar illa. O zaman hocam 34 verelim düz. Düz 34. Tamam. 34 milyon euroya Gimenez'i alıyoruz. 29 yaşında 83 overall. Gayet güzel bir transfer bence. 3 yıllık gel bize abi. Serbest kalma bedelini yok say. Fazla maaş vereceğim sana. Sana fazla fazla maaş vereceğim. Tamam. Baksana Somer'le şey geliyor oraya. Rafa Silva falan geliyor. Gimenez hoş geldin. Bir yıldız daha aldık. Bu hamleyle şampiyonluğu kazanmış olabilir miyiz? Göreceğiz. Başka bir hamle yapmayacağım ya. Sağ kanat falan gerek yok. Raşitse oynuyor abi. Rafa falan iyiyiz ya. İyiyiz abi. Semih Kılıçsoy da gelişiyor. Bu şekilde şampiyon olmak istiyoruz. Bakalım olabilecek miyiz bu sezon? İnanıyorum, güveniyorum takıma. Önce bir Ocak 1'e doğru gidelim. Ardından sezon sonunda gideriz. Haydi bakalım oğlum. Haydi bakalım Ocak 1'e doğru gidiyoruz. 2-1 güzel. 2-1 yine kazandık güzel. 1-0 çok iyi. 2-1 oyun çöktü. <laughs> Evet abi oyunu geri açtık geldik Ocak 1'e doğru simüle ediyoruz Bu oyun çökmesi işi beni en sinirlendiren işlerden biri Yama ile oynadığınız zaman her türlü böyle şeylerle karşılaşabiliyorsunuz Bu doğal yani Yamal ile oynamasam bile kariyer modunu öyle bir şey yapıyorlar ki yani çökebiliyor hep Evet Kimenez hadi oğlum be stoper dersi ver millete be hadi oğlum 2-2 falan kalmayın arada yapmayın onları Trabzon'u yendik de Sivas'la 2-2 kaldık İngiltere Avrupa şampiyonasını kazanmış bu arada 2-1 haydi yapma Baba yapma ne oluyor? Konferans ligine mağlubiyetle başlamak kötü oldu. Tamam güzel kazandık. Nefçi bakayım o. 3-0 kazandık. Eyüp spor maçı. 4-1 güzel. Güzel. Kocaeli ile berabere kaldık. Abi yapma. Şampiyonluk istiyoruz olanlara bak ya. Yok abi Kopenhag'ı yenemiyoruz konferansta. Çok sinirlendim biliyor musun? Konferans liginde Kopenhag'ı yenememek beni delirtti. 3-1 kazandık. Trabzon'u 2 maçta da yendik. Abi ligde kaçıncıyız o bizim için çok önemli. Lider gidiyoruz. Aman baba devam böyle şampiyonluğu alabiliriz bu yıl. Hadi oğlum be. Semih Kılıçsoy 80 overla gelmiş. Reis ne icat ettin? Helal olsun sana. Helal olsun. Gol durumu nasıl? Immobile 14'e 3. Rafa 10'a 5. Semih neredesin oğlum? Semih Kılıçsoy atmıyor musun? Bir gol bir asist. Adam gol atamıyor da nasıl yükselmiş o zaman? Ters kanat çalıştığı için yükselmiş. Avrupa'da durum ne? İkinci çıkıyoruz gruptan. Vitoria ile oynayacağız. Tamam. Beraber sezon sonuna doğru gidelim. Bakalım şampiyonluk gelecek mi? Avrupa'da ne yapacağız? Hepsini göreceğiz. Konuşamıyorum. Abi hastalanmak çok kötü bir şey biliyor musun? Geçen gün yatakta titredim abi. Ev sıcak. Tamam mı? Zaten hava sıcak. Yani normal zamanda yatakta böyle üstüme örtü bile almam. Ama geçen gece üşüdüm titredim örtü aldım yine üşüdüm üstüme kıyafetlerimi giydim camları falan kapattım yine üşüdüm abi öyle bir ateşlendim bu arada ligde o yenilgi çok kötü oldu arada bir yenilgi aldık o çok kötü oldu abi Avrupa'da devam ediyoruz ev sporu yendik tamam güzel Avrupa'da Trabzon'la eşleştik ligde 2 maçta da yenmiştik Avrupa'da 4-0 yendik Trabzon'u 6-0 yendik ikinci maçta ne oluyor abi ligde çok berabere kaldık durumumuz nedir bakacağım ikinci olmuşuz liderliği vermişiz bu kadar berabere kalırsanız olacağı bu ama yani. İmobilenin Novrul da bayağı düşmüş ha. Kaptan da Gudelj olmaz abi. Buradan kaptanlığı kime veririm biliyor musun? Immobile'ye veririm. Aynen öyle. Hadi abi ligde kazanalım. Ligde kazanalım. Şampiyonluk istiyoruz. Güzel. Avrupa maçları biraz bizi yordu. Bodrum'la berabere kaldık abi. Yapmayın. Atalanta'yı yendik. Tamam. Atalanta ikinci maçı yendik. Avrupa'da finale mi kaldık? Ya da yarı finalde miyiz? Ligde Fener'e yenildik abi. Avrupa'da Newcastle'a yenildik. Yapma. Newcastle bizi eledi. Ya Konya'ya yenilmeyin be. Konya'ya yenilmeyin abi ne alaka be. Yani var ya olacak iş değil he. Olacak iş değil. 76 puanda kaldık. ikinciyiz. Fenerbahçe 89 puan toplamış. Ziraat Türkiye Kupası maalesef yokuz. Şampiyonlar Ligi. Juventus almış. Biz şeyde ne yaptık? Konferansta yarı final mi yaptık? Ulan Newcastle kazanmış bir de ya. Ulan eleyebilirdik biliyor musun? Rafa Silva 27 gol 9 asist. Immobile 18 3. Semih Kılıçsoy 12 2. Raşit 11 6. Getson 10 14. Muleka 9 gol. Masuako 16 asist yapmış. Helal olsun. Guderjin overall düşmüş. Takım fena değil. Mevzu ne abi? Biz Fener'e eksiğimiz ne? Az gol atmışız. Ve daha fazla gol yemişiz. Her türlü eksiyiz. Çok gol yemişiz abi. Ama daha takıma ne alayım ben anlamadım. Bekleri mi full yenileyelim? Ne yapalım ya? Gol kralında bu sefer Icardi birinci olmuş. İkinci Rafa Silva. Asist kralında Sen Maxim'in Getson, Masuaku, Ceko diye gidiyor. Gol yenmeyen maçta da bizim kalecimiz Somer altıncı olmuş. Ulan Somer seni getirdik şurada birinci oldu diye ya. Demek ki stoperlerde iş yok abi. Stoperleri ve bekleri değiştirmek lazım. Gol de çok atamıyoruz. Ona da bakmak lazım. Kovdular bizi. Yeni sezonda 33 milyon euro bütçemiz var. Bekleri tamamen yenileyeceğiz. Tamam mı abi? O Süben Sonlu ben son hepsini satıyoruz abi. Sözleşmesini yenileyip satacağım ki daha fazla para gelsin. Yenileyemedim. Tamam olsun, sıkıntı yok. Masuaku'yu da satacağız. 6-700 6700 Masuaku için kabul edelim abi Fenerbahçe almak istiyormuş alsın Ferdi'yi sattılar herhalde Svenson için teklif hemen kabul ediyoruz Bu sene bir sağ kanat da almak istiyorum ya Sağ kanada da yüksek overall biri lazım yani Raşit sayı satmadan Raşit sayı yedek bırakıp Sağ kanada iyi birini alabiliriz Endombele öneriyorlar bize abi işinize bakın Svenson kabul edelim Şimdi sağ bege Kayode kaç overall Dur bakayım 72 olmuş Daha yüksek adam lazım Kumbedi olabilir Fransız beksever sever Beşiktaş 74 overall potansiyeli var. Tamam. Bir de Maga'ya bakalım. Maga sağ kanat bek Miguel Maga. Bu biraz pahalı bize. Javi Lopez 75 overall sol bekede bu çocuğu alacağız. Tamam mı? Maga seni 16'ya alabilir. Önce Javi Lopez'i alalım bir 6-7 milyona sol beki çözelim. Sözleşmesi de bitiyormuş. 7 milyon euro teklif yapacağım. Kabul ettiler. Önce onu bir aradan çıkaralım abi. Önemli diyeceğiz. Tamam. 4 yıllık eyvallah. Kabul ettik. Maaş işi hocam 80 maaş alırsın bizden. Fazla fazla veriyorum abi. Maaşları fazla veriyorum. Topçular mutlu olsun. Tamam şimdi sol bekimizi aldık. Javi Lopez. Javi Lopez neyse işte Beşiktaş'a hoş geldin. Abi bu 16 milyon, bu çocuk 10 milyon. Arada 6 milyon fark var 3 overall için. Bu çocuğu ters bek çalıştırsak zaten arttıracağız. Bence bu çocuğu almaya çalışalım 10 milyona. Tamam mı sağ beke? 9 milyon teklif vereceğim. 1400 diyorlar hocam. 9400'e anlaşalım. 9700 diyor. 9 9500'e anlaşalım abi. Gel. Tamam satış payı %20 olsun. Güzel. Kumbedi'yi alalım. Ters bek çalıştırırız. Arttırırız zaten. 4 yıllık tamam. Kabul et diyelim. Ha, eyvallah abi. Sağ kanada İtalyan Politano'yu alacağız. Sözleşmesi biten oyuncular arasından baktım. Onun da 11 ay kalmış. Ee, 15 milyon euroya kendisini almayı hedefliyoruz. Tamamdır abi. Gayet güzel. Sağ kanadımızı da böylelikle bulmuş olduk. Matteo Politano. Çok önemli diyelim. Bu sezon şampiyonluk için geliyoruz abi. 3 yıllık diyelim. Serbest kalma bedelini yok say. 90 maaş ver abi tamam. Paramız da kalmadı zaten. Bir de Lindelöf'ü almayı deneyebiliriz. Nasıl yaparız? Bir oyuncu vererek yapabiliriz yani stoperlerimizden. Gudelji verip Lindelöf'ü alabiliriz sanki. 14 istiyorlar alamıyoruz tamam. Gudelji transfer listesine ekliyorum o zaman ya. Satmamız lazım demek ki abi. Ersin'de satalım. Yedek kalecimiz Mert olsun yeter o bize. Para elde edelim daha fazla oyuncu alalım ya. Kimenez'e teklif var reddedeceğim. Ersin'e teklif var. Yunus Akgün. Olmaz abi. Bizim orada 75'lik oyuncumuz var zaten. Bu sezon şampiyonluk için geliyoruz baba. Gudej için bu stoperi veriyorlar. Olmaz abi. Ersin'e 15 milyon teklif kabul ettim. Benfica'dan Guderce 10 milyon euro teklif kabul ettim abi. Ersin gitti tamam. Şimdi sağ kanada Politano'yu koyduk. Sol kanat Semih Kılıçsoy Rafa. Sağ bek Kumbedi. Sol bek. Nerede sol bekimiz? Lopez. Güzel. Şuraya bir oyuncu alacağız Guderce yerine. Guderce gitsin de abi. Lindelöf'ten daha iyisini alırız belki onu kovalıyorum. Bir de Santifor almamız gerekecek gibi. Bakalım. Lindelöf 31 yaşında. Van Dijk'ın sözleşmesi ne durumda? Atletico'ya gitmiş alamayız. Lindelöf'ten daha iyi bir seçeneğimiz yok ya. ya. Belki şu çocuk var. Ne ilginç bir çocuk lan Everton'da. Bunda sözleşmesi bitiyor ama bu çok pahalı. Lindelöf artı bir Santfor alacağız o zaman. Önce Lindelöf'e gidiyoruz abi. Tamam mı? 11 milyon euro vereceğiz Lindelöf'e. 12.800 diyorlar. Hocam 11.800 olsun. Tamam. Sabek'i de United'dan almıştık. Bu sene United'dan ne çok alışveriş yaptık ya. 3 yıl diyelim. Lindelof çok sivilceli yüzün. Sana burada bir tedavi yaparız. 105 maaş orada aldığını vereceğim sana. Santifora para kalmadı ya. Callum Wilson'ı istiyordum da. Nasıl alırız? Alamayız gibi duruyor. Alamayacağız. Yani 8 milyon euro tek... En, en fazla edebileceğimizi edelim ve alamıyoruz zaten. Tamam. Yapacak bir şey yok. İmobile baba oynayacak. Gollerini atacaktır ben inanıyorum. Lindelof'ü de aldık. Yedeklerimiz biraz daha kuvvetli olsun. Ha, fena değiliz. İyiyiz iyiyiz. İyiyiz baba bu şekilde ligi alabiliriz. Ben inanıyorum bu sefer. İnanıyorum abi. Dur şöyle Lindelof'ü 11'e koyalım. Stoperlerimiz sağlam oldu. Beklerimiz sağlam. Beklere ters bek vereceğim şimdi. Gel abi sana sağ bek. Hocam öbürü nerede? Kumbedi sana da sol bek vereceğim. Aynen. Şimdi bu şekilde simülasyonumuza başlayabiliriz. Artık son sezonumuz zaten. Vay be Mert de 36 yaş. Necip futbolu bırakıyor mu? Bırakmıyordu abi Necip'e bak Abi Ocak 1'e doğru simülasyonumuz başlasın Galatasaray'ı yenerek başladık güzel Sezona iyi başladık 4-1 güzel Şampiyonlar Ligi önelemesi oynayacağız Allah'ım oyun yine çöktü ya Hadi abi. Hadi abi baştan başlıyoruz. Galatasaray'ı yenerek başlayalım. Öncekinde olduğu gibi güzel. Güzel abi galibiyetle başladık yine. 3-3 yapma. Abi az önce daha iyi başlamıştık ya. Bu haksızlık ha. Şampiyonlar Ligi önelemesi. Haydi. Antalya'yı yendik ligde. Önelemeyi geçtik. Bir öneleme daha var. Adana Demir'i yendik. Braga'ya yenildik galiba. Avrupa'dan başlayacağız. Ligde Göztepe'ye yenildik. Ne oluyor abi? Hatay'ı yendik. Bir ilginç başladık. Anlayamadım. Ortalama başladık ya. Yine şampiyonluk gelmeyecek galiba. Avrupa Ligi'ne de başlıyoruz. Wolfsburg'a yenilerek konuşamadım. Wolfsburg'a yenilerek başladık. Başakşehir'i yendik. Ankara'yla beraberlik kötüyüz abi. Bu beraberlikler olmaz yani. Harbi olmaz bu beraberlikler. 4-2 tamam. Fenerbahçe maçı var. Önemli belirleyici bir maç bence. 3-1. Güzel. Güzel, 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 güzel. Güzel. Bunu beğendim. Sivas maçı 3-0. Midland'la aynı gruptayız. lan. Şampiyonlar Ligi'nden onları elemiştik. Avrupa'da karşımıza çıktılar. 3-0. 1-0. Tamam. Güzel abi. Bütün derbileri kazandık. Ya i̇lk yarıdaki bütün derbiler bizim oldu. 3-0. Çok iyiyiz lan. Fena değiliz. kötü diyordum da bence lideriz. Bence harbi lideriz yani. Bakayım. Aynen öyle. 49 puanla lideriz. Güzel. Bu sezon şampiyonluğu istiyoruz. Avrupa'da durum ne? İkinci çıktık galiba. Oha lider çıktık Avrupa Ligi'nden. Çok iyi. Çok iyi abi. Hadi bakalım abi. Sezon sonuna doğru gideceğiz. Hem şampiyonluğu hem de Avrupa'yı istiyoruz. İkisini birden kazanmak zor ama neden olmasın? 2-1 güzel. 2-1 yenildik yapma abi. Ligde yenilgileri kabul edemiyoruz. 2-2 liderliği vermiş olabiliriz. Bakalım bir. Liderliği verdik mi? Verdik bence. Aynı puandayız Fener'le. Öndeydik abi. 4 puan falan öndeydik ya. Hadi bakalım. Önemli maçlar var önümüzde. Gaziantep maçı. Geliyoruz. 1-1 kaldık. Bu puan kayıpları bizi mahvetti. Galatasaray maçı. 2-2 kaldık. Allah kahretsin. Fenerbahçe 3 puan önümüzde. Allah kahretsin ya. Hadi abi kupa maçı falan filan. Abi önümüzde çok önemli maçlar var. Şöyle şuranın yarısına kadar bir simüle edeceğim. Trabzon'u kupada yendik. Hatay'ı da yendik. Şimdi ligde Trabzon maçı. 3-1 kazandık. Güzel. Avrupa maçları var önümüzde. Beyler kritik bir noktadayız. Musrati Avrupa'da cezalı. Frankfurt'a karşı oynayacağız. Zor bir rakip. Şöyle bir oynayalım takvim üzerinden. 2-1 yenildik abi yapma. Fener maçında şöyle geçiyoruz. Korkarak bastım. 1-1 bir -bir berabere kaldık. Ne oldu durum? Ligdeki durumu merak ediyorum. Lideriz aynı puanda lideriz abi. Avrupa maçımız haydi abi kazanalım. Geçelim turu yok abi. Adamlar fena çıktı. O zaman bundan sonra her ayın sonuna gideceğim abi lig bitene kadar. Her ay sonu bakalım lige. Kazandık abi güzel. Ligin durumu ne mesela? 65 65. Bu ne abi? Fenerbahçe sal bizi ya. <laughs> Nisan sonuna gidiyoruz. Önümüzde 4 tane çok önemli lig maçı var. Berabere kaldık. Rezalet o beraberlik. Rezalet abi. Başakşehir maçı yine beraberlik. Yapma ya. Abi yapmayın be. 2 beraberlik bizi mahvetti bence. 73 75. Son 4 maç. Bu maçları teker teker gidip bakmak istiyorum abi. Haydi Pardon arkadaşlar. 1-0 kazandık. Fener ne yapmış? Aha Fener puan kaybetmiş. Son 3 üç maç. üçünde de kazanırsak Şampiyonuz abi Evspor'u yendik güzel Bakayım duruma Fener de kazanmış mı Fener de kazanmış Sivas maçı abi Kazanalım 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 2-1 kazandık son maça kaldı iş Bakayım Fener ne yapmış 1 puan var Işar bir son maça kaldı Berabere falan kalırsak iş bitiyor Yani şöyle beraberlik de belli olmaz Fener'in ne yaptığına bakarız Kazanamazsak yüksek ihtimal Fener şampiyon olur kazanırsak da biz Kesinlikle şampiyon olmuş oluyoruz Konyaspor maçı geldik 4-0 Şampiyonluk maçını 4-0 kazan kazandık öyle bir onunla doğru gidelim. Şampiyon biz olduk abi. Göstereceğim şimdi. Oh be. 85 puanla şampiyonuz. Fener de son maçını kazanmış. Demek ki biz berabere falan kalsaydık veriyorduk şampiyonluğu. Biz 85'iz, Fener 84, Galatasaray 72. Ziraat Türkiye Kupası alıyoruz güzel. 2'de 2 yaptık bu sezon. Avrupa Ligi'nde maalesef ilerleyemedik. Frankfurt'a elendik. Nerede elendik abi? Son 16'da elendik. En azından 3 sezonda bir şampiyonluk alabildik bence. Güzel oldu. İrfancan Kahveci gol kralı. an. Şuayi, Trezege, diye gidiyor. İmobile'miz dördüncü. Asis kralında Rafa Silva birinci. Ve gol yenmeyen maçta bizim kalecimiz yok. Mert Günok 10 maça çıkmış listeye girmiş en aşağıdan. Somer ne olmuş abi? Somer'in falan sözleşmesi bittiği için gözükmüyor. Haziran ayına geldik ya. Ama önemli değil. İmobile 21 gol 3 asist. Rafa 18'e 14. Semih Kılıçsoy 17'ye 7. Getson 16'ya 9. Muleka 11'e 2. Politano 10'a 7 hapşıracağım. Bu şekilde bütün oyuncularımızı görüyorsunuz dostlar. Ben takımımı kutluyorum. Şampiyonluğu aldık. Immobile 77'ye düşmüş ama gol krallığında üstlerdeydi önemli abi. Rafael Immobile bu videoyu taşıdı. Belki bir şampiyonluk daha alabilirdik olmadı. Bir önceki sezonu iyiydik aslında ama işte yarıdan sonra takım bozuldu. 3 sezonda bir şampiyonluk aldık bir de kupa kazandık galiba. Onun dışında başka bir şey kazanamadık. Yani biraz gerçekçi bild yapmaya çalıştım dostlar. Hani böyle gerçekçi olsun istedim. O yüzden çok uçan kaçan transferler de yapmadım. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın kalınlardan papazyanlar ailesi